Cemal! Cemal! Bir tane... Olacak inşallah. Hoş geldiniz. Olacak mı? Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? Yani Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat versin. Bir, arsa çok güzel. Yer çok güzel. Depremde neresi, kim zarar gördüyse yakınca konutlarından ev istiyor. Evet, yer çok güzel. Gerçekten güzel. Sakinlerimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun. Şirin ilçesinde toplamda 625 adet afet kontrolü inşa ettik. 15 adet de köy konutu inşa ettik. Bunlardan 499 adet konutu Yakınca Mahallesi'nde. Yakınca Mahallesi bir ay gibi bir süre içerisinde bütün konutların inşaatları tamamlandı. 499 konut Yakınca lokasyonunda, 126 konut da Melek Baba lokasyonunda yapıldı. Bugünden itibaren burada 3+1'lerin anahtar teslim işlemleri hemen hemen sona geldi. Sonra 2+1'lere başlayacak. Yani deprem döneminde zaten çok üzüldük, çok endişelendik ama çok şükür devletimiz bize böyle bir imkan sağladı. Allah devletimize zarar ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ediyoruz. Sefa devlet en kısa zamanda yaralarımızı sardı, bize derman oldu. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Yakınca Mahallesi'nde 499 deprem konutlarının yapılıp çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslimini sağlayan önce TOKİ ekibine teşekkür ediyorum. Zor günlerin inşallah geride kaldığı bir günü yaşıyoruz. 2020 Ocak ayında yaşamış olduğumuz Elazığ Malatya depreminde hepimizin öncelikle can kayıpları çok üzdü. Sonrasında da ev kayıplarımız bizleri üzmüştü. Vatandaşlarımızı yaralarını sarmak üzere vermiş olduğumuz mücadelede ben başta Sayın Cumhurbaşkanıma ve kıymetli bakanlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremin olduğu gece 4 bakanımız Malatya'daydı ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve arkasından gelen bütün bakanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız 24 saat içerisinde Malatya'daydı ve o günden itibaren bütün yaraları saracağız dedi. Ve hem merkezde Yeşilyurt, Battalgazi'de hem de Doğan Yol, Kale, Pötürge ve diğer ilçelerimizde ağır hasar görmüş hak sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımının talimatını verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve İçişleri Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Süleyman Soylu bakanlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Şehrim adına, vatandaşlarım adına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çok meşakkatli bir süreçti. Özellikle Yeşilyurt bölgesi sonrasında etkinlik alanı ilan edildi. Ve Yakınca bölgesi Malatya'nın şu anda gelişmeye en müsait ve en açık bölgesi. Bu bölgede Yeşilyurt Belediye'mize tahsis edilen arsayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız depremzede vatandaşlarımıza ev yapılması yapılmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza TOKİ'ye teslim etti. Ve yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde yakınca da 499 konutumuz inşa edildi. Yeşilyurt'ta 4K sitesi Cenk Ada Apartmanları'nın içerisinde bulunduğu Yeşilyurt'taki Atılgan Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ağır hasarlı ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak biraz meşakkatli ve zaman alsa da bugün geldiğimiz son nokta bizi hepimizi çok memnun ve mutlu etti. Binalarımız çok güzel, yatay mimari ve 499 konutun her birini tek tek incelediğinizde en kaliteli şekliyle inşa edilmiş vaziyette. Vatandaşlarımız ağız tadıyla otursun, sağlıkla otursun, sıhhatle otursun, huzurla otursun. Bu mübarek Ramazan gününde, merhamet ayında, bereket ayında kardeşliğimizin pekiştirileceği bu ayda inşallah dualarımız kabul olsun. Hepimiz hep birlikte bayramlara beraberce çıkalım. Bugün inanıyorum ki anahtarlarını teslim ettiğimiz,
o teslimat esnasında altyapı, doğalgaz, elektrik, su işlemleri biraz zaman aldı. Ama sonunda salı günü itibariyle anahtar teslimlerini yapmaya başladık. Bugün de vatandaşlarımızdan kıymetli kardeşlerimize evlerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Taşındıktan sonra da nasip olursa evlerinde çaylarını içmeye gideceğiz. Allah nasip ederse 22 Nisan'da Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Malatya'ya gelecek. 2020 deprem sonrası Malatya'da 2 milyarı geçen, 3 milyara yakın evlerimiz ve konutlarımız inşa edildi. Hem bütün ilçelerimizdeki yatırımlarımızı değerlendirmek, bunları yerinde görmek ve eksiklerimiz varsa tamamlamak üzere de Murat Kurum Bakanımız Malatya'da olacak. Benim iletiyorum. Hem de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Böyle çiçek bahçesi gibi olsun evleriniz. Muhabbetiniz bol olsun. Anahtarı da ikinize birden veriyorum. Hanım abi. Sen de tut da. Sadece. Şöyle. Aynen. Ev sadece hanımın omuzunda değil. Erkek ve kadının birlikte kurmuş olduğu aile ikinizin omuzlarında yükselecek. Sorumluluğumuz çok büyük. Çocuklarımıza biz bakıyoruz. Sen beni görmeye mi geldin? Seni görmeyeyim ya. Kimi göreceğim? Söyle anne. Söyle anneciğim, söyle. Anahtarım var. Bizim ofisimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bak bir dışına bak. Bak evinin güzelliğine bak. Dışına bak. Maşallah. Bunlar yaptırıyor. Evet. Aynen yapmıyor. Gel bu tarafa. Gel. Bak burası. Önü çocuk bahçesi. Burada balkonda nefes alacaksın. Tamam mı? Aha burası da banyo. Banyo bayağı geniş. Çok güzel, geniş. Anamın odasını da hazırlatacağız, tamam mı? Halını, yatağını, tamam mı? Tamam mı anne? Allah razı olsun. Gel. Allah razı olsun. Zuhur başkanıma da, vekilime de Kur'an okursa bana bakatıp bir hatim indireceğim onları. Allah izin verirse. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kim bana yardım ediyse Allah onları da razı olsun. Onlar benim güldürüyor. Allah da onları güldürüyor. Tamam Aytekin Bey. Allah'a emanet. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mehmet, Yeşil Belediye Başkanı'na yardım edin.